Herkese merhaba arkadaşlar. Kocaeli yarışlarını yorumlayacağım sizler için. Bugün Kocaeli'de açıkçası çok fazla para vereceğini düşünmediğim bir altılı var. Ama yine elimden geldiğince küçük bir kupon verelim. Cep harçlığı çıkartmaya çalışalım inşallah arkadaşlar. Şimdi altılının ilk ayağı ikinci koşudan başlıyor. 4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum pistte bir yarışı. Kilo farklılıkları var. Ama denk atların bir araya geldiği bir yarış yine. Ben ilk şansı son yarışını çok beğendim. 5 numaralı Yurdakul'a veriyorum. Yurdakul bu rakiplerine göre daha şanslı bir at gibi görünüyor. İlk şansı ona vermekle beraber ikinci atımız 6 numaralı Şimşek Kral. Daha sonra 4 numaralı Çetin Su. Çizgi diyorum arkadaşlar. 8 numaralı Özkara, 9 numaralı Uzun Bey ve 10 numaralı Özbilgin şeklinde sıralamam var. Öncelikle 5-6-4, daha sonra 8-9-10. Altılının ikinci ayağına geldiğimizde 1200 metre maiden bir yarış. Burada da fazla at önermeyeceğim arkadaşlar. İlk şansı 7 numaralı Demrecan'a veriyorum. Daniel Kaya'nın bindiği bir at. Apranti Daniel Kaya'nın bindiği bir at. Bence son yarış çok iyiydi. Bunun annesi Akçıkmaz da kumcudur. İyi koşması muhtemel. Rakip 2 numara Can Keşanlı ve 1 numara Aslan Söylü diyorum arkadaşlar. Yeri olanlar 9 numara Hopa Şahı'nı da 4. at olarak değerlendirebilirler. Altının 3. ayağı kısa vade 7 dişi 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum pistte bir yarışı. Arkadaşlar burada son 2 hayatında katıldığı 2 kaba kum yarışını da kazanan 6 numara Surla Point'i tek olarak öneriyorum. Yanına at yazmak isteyenler 5 numaralı single car eğer önde Fahmur tarafından fazla rahatsız edilmezse şanslı olabilir ama 6 numaralı Surla Point normal bir start çıkışı yaparsa bu rakiplerini geçmesi muhtemeldir arkadaşlar. Altının 4. ayağı şartlı 5-2000 metre kum pistte bir yarış. Burada baktığımızda Zazı Hasan büyük favori çıkmış %47 AGF almış arkadaşlar. Ama ben 1 numara Şimşek Berk'in son Ankara yarışına inanmıyorum. Biraz böyle dışa meyillendi. Numarayı alamadı. O anda Özbatı'dan pres yedi ve liderliği ona verdi. İstediği tempoyu kuramadı. Bence burada o dışa meyillenmesi belki ters pist istediğini gösteriyor olabilir. İlgililer de o yüzden deniyorlar. 5 gün önce koştu. Bence yarışın şekli onun lehine. Kovalayacak at bir Ozan Efe görünüyor. Zazı Hasan 2 gidecek ama istediği tempoyu kurarsa Şimşek Berk yarışı kazanabilir. En şanslı at 1 numara Şimşek Berk, rakip 2 numara Zazı Hasan. Altının 6. koşusuna geldiğimiz arkadaşlar 1200 metre kum pistte bir yarış. Burada da hem kaba kumda hem sentetikte giden bir at. Büyük bir AGF ile çıkmış. %71 AGF ile çıkmış. Biz de tek olarak öneriyoruz Sarraf Şahı. 4 numara Sarraf Şahı. Bu atları normalde geçmesi lazım. Meydandan çıkmaya çok yakın. İyi bir start çıkışıyla yarışı kenter bitirmesini bekliyorum. Çok ısrar eden bir at olursa geriden de gelebilir. Son yarışta bunu gösterdi. Muhtemelen Mustafa Çiçek hata yapmazsa bu yarışı rahat bir şekilde kazanır. Altının son ayağı biraz karışık diğer yarışlara göre. 2000 metre tüm pistte bir yarış. Yarışın en şanslı atı bana göre kilo avantajıyla beraber 9 numaralı Oğlum Barış. Son yarışları fena değil. İyi koşması muhtemel. Daha sonra 8 numaralı Kubidayı son Ankara yarışı fena değil. Yine 7 numaralı Winner's Pride. 5 numaralı Oasis. Ve 10 numaralı Torun Rüzgar demekle beraber son at olarak da arkadaşlar bu 2 numaralı Kimtadaş'ta bir kıpırdanmalar var. 60 kiloyla gelirse altılıyı güzel bir paraya götürebilir. Bu şekilde değerlendirelim son ayarı. Altılı şöyle bir genel bir değerlendirme yaptığımız zaman şöyle öneriyoruz abi. İlk ayak 5-6-4-8-9-10. İkinci ayak 7-2-1. Üçüncü ayak 6 tek. Rakip isteyenler 5. Dördüncü ayak 1 numara Şimşek Berk. Tek rakip isteyenler 2. Beşinci ayak 4 numara Sarraf Şah. Tek rakip önermiyoruz buna. Son ayakta da 9 numara Oğlum Barış. 8 numara Kubidayı. 7 numara Winner's Pride. 5 numara Oasis. 10 numara Torun Rüzgar. Ve 2 numara King Dada şeklinde değerlendiriyoruz. Hepinize bol şanslar. Umarım şansınız, bahtınız açık olsun arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hiç yorum gelmiyor. Beğeniler var ama yorum gelmiyor. Yorum yazarsanız arkadaşlar eleştirileri de açığız. Dün İstanbul yarışlarını bana göre iyi bir kurguyla yakalayabilirdik ama hata yaptık. Yine iki ayaktan yaptık. 44 milyar veren parayı kaçırdık.
dediğim gibi yakındır, bir para bulacağız inşallah arkadaşlar. Ama dediğim gibi bütçenizi aşmayın. Benim verdiğim kupon atıyorum 50 liraysa, sizin bütçeniz 10 liraysa ilk verdiğim atları öne alarak o şekilde şansınızı deneyin. Çünkü bu at yarışıdır. Her an her şey olabilir arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.